Birçok sağlık sorunumuz alerjiye ya da alerjik bir hastalığa bağlıdır. Alerjiler, ağır metal yükü, çevresel faktörler, sağlıksız besinler ya da yetersiz su tüketiminden kaynaklı olabilir. Alerji konusunu ele aldığım araştırma serisinin ikinci bölümünü izlemektesiniz. Bağışıklık sistemimiz, vücudumuza giren ve kanımıza karışan yabancı proteinleri düşman olarak algılar ve bu proteinlere karşı savaş başlatır. Bu savaş süresince kurdeşen, kaşıntı, astım, saman nezlesi gibi olumsuz etkiler ortaya çıkar. Bu olumsuz etkilere alerjik reaksiyon adı verilir. Doğada bakteri, virüs, küf mantarı, polen, böcek zehiri, hayvan küfleri ve ev tozu gibi alerjen madde çeşitleri vardır. İnsan vücudu bu çeşitli alerjenlere karşı antikor üreterek cevap verir. Antikorlar ancak bir alerjen madde ile karşılaştığımız zaman aktive olurlar. Ve alerjenleri yok ederek dışarı atarlar. Bu süreç sağlıklı bir bağışıklık sisteminde hiçbir belirti vermeden de gelişebilir. Fakat bağışıklık sistemimizin zayıflamasına neden olan bazı sebeplerden dolayı karaciğer ve böbreklerin toksin maddeleri nötralize etme ve dışarı atma işlemi bozulur. Alerji tedavisinde iki temel prensip kabul edilmektedir. Bu temel prensipler, alerjene karşı duyarlılığı azaltmak ve alerjenlerle olan teması kesmektir. Vücudun savunma mekanizması, lenfosit adı verilen bir tür antikorlar ile sağlanır. Antikorlar 5 çeşittir. Ancak yabancı proteinlere karşı oluşan antikorlar bunlardan ikisidir. IgE antikoru süreli alerjilerde ve daha çok çocuklarda, uzun süreli alerjilerde ise IgG antikoru rol oynar. Alerjik reaksiyonlara genetik yatkınlığın sebep olduğuna ilişkin bazı görüşler olsa da, alerjik problemlerin son 50 yılda en az 10 kat artması bu görüşü yanlışlar niteliktedir. Tüm alerjiler mikroflora hipoteziyle açıklanabilir. Mikroflora, bağırsaklarımıza yerleşmiş olan 100 trilyon kadar bakteriden oluşan büyük bir kolonidir. Bu koloninin %90'ı faydalı olan bakterilerden, geri kalanı ise hastalık yapan mikroplardan oluşur. Faydalı bakteriler, zararlı mikroplara karşı sayıca baskın olduğu sürece hastalık oluşmaz. Bağırsak mukozasındaki faydalı bakteriler, bağırsak iç çeperinde alerjen maddelere karşı bağışıklık sağlanmasında çok önemli rol oynarlar. Bağırsak hücreleri, özellikle sindirilmiş olan gıda maddeleri ve toksin maddelerin kana geçmesine izin vermez. Dolayısıyla bir güvenlik duvarı oluşturur. Bu duruma tıp dilinde bağırsak sızdırmazlığı denir. Faydalı mikroplar yani probiyotikler, zararlı mikroplar üzerindeki baskın etkileri nedeniyle onları kovar ve bağırsak çeperine yapışmalarını engellerler. Eğer zararlı mikroplar üstünlüğü ele geçirirse, bağırsak çeperini tahrip edip bağırsağın geçirgenliğini artırırlar. Böylece bağırsaklarımızdaki güvenlik duvarı yıkılır ve bağırsak geçirgenliği artar. Dolayısıyla sindirilememiş protein parçacıkları kolaylıkla kana geçer. Bu yabancı maddeleri algılayan bağışıklık sistemi devreye girerek tüm kapasitesiyle aktifleşir. Sonuçta alerjik reaksiyonlar oluşur. Alerjik hastalıkların artmasının nedeni, bağırsak florasının dengesizliği ve buna bağlı olarak mukoza bağışıklığının çözülmesidir. Erken yaşlarda probiyotiklerce zengin beslenmenin, ileri yaşlarda alerjik hastalıklara karşı koruyucu etkisinin devam ettiği görülmüştür. Probiyotiklerce zengin bir beslenme tarzının, genetik yatkınlığı olan ailelerde dahi
alerjik reaksiyonların etkisini azalttığı tespit edilmiştir. Anne karnındaki bebeğin bağırsağı sterildir. Faydalı ya da zararlı hiçbir bakteri yoktur. Bebek, doğum sırasında vajinadan gelen probiyotikler ile tanışır ve kendi florasını geliştirmeye başlar. Sezaryen ile doğan bebekler de dış ortamdaki mikroplar ile karşılaşır. Ancak bebeğin doğal florası oluşamaz. Dolayısıyla doğal floraya geçiş, uygun beslenme ortamı oluşturulsa dahi oldukça uzun zaman alır. Sezaryen doğumda önerilen oran %10-15 iken, yapılan araştırmalarda Türkiye'de %53 civarında olduğu, özel hastanelerde ise bu oranın %90'a ulaştığı dikkati çekmektedir. Bebeğin anne sütünden mahrum kalması, doğal florasının gelişememesinde ayrı bir olumsuz etkidir. Alerjik reaksiyonlara sebep olan ve mikroflorayı tahrip eden önemli bir unsur da antibiyotiklerdir. Bağırsak florasına zarar veren bir diğer unsur ise doğal gıdaların ihmal edilmesidir. İnsanlar artık hormon ve suni gübrelerle yetiştirilen mevsim dışı meyve ve sebzeler, çiftlik hayvanı etleri, pakette ve uzun raf ömrü olan katkılı endüstriyel yiyecekler ve bol bol hamur işi unlu ve şekerli gıdalarla karnını doyurmaktadır. Bu durumun sebebi bir kısmımızda yaşam koşulları ve ekonomi olsa da ortaya çıkan sonuç değişmemektedir. Hapşırık, burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma, göz nezlesi gibi rahatsızlıklara alerjik rinit adı verilir. Alerjik rinitin %20'ye yakın bir kısmı mevsimseldir ve çoğunlukla sebebi polenlerdir. Alerjik rinitin halk arasındaki ismi saman nezlesidir. Yıl boyu sürebilen alerjik şikayetlerin sebebi ise genellikle hayvan tüyleri, küf ve ev akarlarıdır. Bir başka alerjik hastalık türü ise atopik dermatittir. Atopik dermatit, kaşıntılı döküntüler ile devam eden ve zaman zaman ortaya çıkan bir deri hastalığıdır. Hastaların yarısından fazlası bebeklik çağındadır. Ciltte kuruluk, pullanma ve kaşıntı yapar. Küçük çocukların genellikle yüzünde, dirseklerinde ve dizlerinde ortaya çıkar. Daha büyük çocuklarda ise daha çok ellerde, ayak bileklerinde, boyun ve dirseklerin iç kısımlarında tutar. Atopik dermatitin nedenleri polenler değil, kimyasal maddeler, hayvan tüyleri, küf mantarı ve strestir. Bir başka alerji çeşidi ise ürtikerdir. Halk arasında kurdeşen ismiyle bilinir. Ürtiker damar geçirgenliğinin artması sonucu oluşan kabarık, kırmızı ve kaşıntılı olarak ortaya çıkar. Bir başka şekli ise anjiyoödemdir. Anjiyoödem, deri altı dokusunun tutulması olarak ortaya çıkar. Ancak ürtikere göre daha az kaşıntılıdır. Ürtikerin başlıca nedenleri virüs kaynaklı enfeksiyonlar ve besin alerjileridir. Alerjinin en tehlikeli türlerinden biri ise anafilaksidir. Anafilaksi, aniden gelişen ve ölümcül seyreden sistematik bir reaksiyon türüdür. Bütün vücudu tutar, nefes darlığı, kusma ve karın ağrısı ile kendini gösterir. Nefes alınamaz hale gelinebileceğinden mutlaka tıbbi müdahale gereklidir. Nüfusumuzun %60'ından fazlasında baş ağrısı, uykusuzluk, karın ağrısı, kronik ishal, mide sorunları, kronik yorgunluk şikayetleri vardır. Bu durum bir tür gizli alerjidir ve büyük ölçüde sağlıksız beslenme tarzına bağlıdır. Az sonra sayacağım hastalıkların birçoğunda besin alerjileri ya da duyarlılığı söz konusudur. Altını ıslatma, öğrenme bozuklukları, ülseratif kolit, kronik enfeksiyon, baş ağrısı, gaz şikayetleri, depresyon, migren, idrar yolu enfeksiyonları,
orta kulak enfeksiyonları ve kişilik bozuklukları bunlardan bir kısmıdır. Vücudun hangi maddelere karşı reaksiyon gösterdiğinin bulunması bazı testlerle saptanabilir. Ancak bu testlerin doğruluğunun da araştırılması gerekir. Bazı besin alerjileri, beslenmede iyi gelmediği gözlemlenen yiyeceğin diyetten çıkarılması ile de tespit edilebilir. Gluten, süt ürünleri ve baklagiller en çok bilinen besin alerjileridir. Alerjik rahatsızlıkların çözüme ulaşması, alerjiye neden olan gerçek nedenlerin bulunmasıyla mümkündür. Bu bağlamda şüphesiz ki korunma yöntemleri çok mühimdir. Gerekmedikçe antibiyotik kullanmamalı, katkılı, uzun raf ömrüne sahip ve rafine edilmiş yiyecekler tüketilmemeli, un ve şekerli gıdaları mümkün olduğu kadar az, bol sebze ve yeterli miktarda meyve ve doğal hayvansal gıdalar tüketmeli, mısır, ayçiçeği, soya, pamuk gibi rafine yağları tüketmek yerine zeytinyağı tercih etmeli, ev sirkesi, turşusu ve yoğurdu gibi fermente gıdalar tüketmeli, D vitamini olması gereken düzeyde tutulmalı ve güneşli havalarda en az yarım saat güneşe çıkılmalı, yeterli miktarda su içilmeli ve tüketilen besinler iyi çiğnenmelidir. Alerji konusunu ele aldığım araştırma serisinin ikinci ve son bölümünü izlediniz. Haftaya yeni bir konuda tekrar karşınızda olacağım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.